Herkese merhabalar. Bebek Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir önceki videoda ördüğümüz bu güzel pantolona takım olarak bu hırkayı çalışacağız. Pantolonumuz da hırkamız da ikisi de 1-1,5 yaş için uygun olacaktır. İkisine toplam 4 tane ip alırsanız yeterli oluyor. Hırkada çünkü 2 tane ipi bitirdim. Üçüncüden çok az kullandım. O yüzden 4 tane iple böyle güzel 1-1,5 yaş arası güzel bir takım yapabilirsiniz. Oldukça sade ve şık bir çalışma oldu. Pantolonumuzu kenara alacağım. Hırkamızı anlatalım. Hırkayı farklı bir kapşon çalışması yaptık hırkada. Oldukça güzel durdu. Farklı. Her zaman yaptığımdan oldukça farklı bir çalışma yaptık. Çok tatlı durdu. Önce robamızı ördük. Sonrasında bedeni örmeye devam ettim. Bedeni bitirdikten sonra kollarımı dikişsiz ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Kollarda bakın, kol altında hiç dikiş yok. Üst kısmı gösteriyorum. Hiçbir yerde dikiş yok. Bu kısmı hazır lastik gibi iğneyle kapattık. Çok muntazam bir çalışma oldu. Bakın, kol altından ilmek attık. Hem bedende hem kolda, bakın, birbirinin devamı şeklinde duruyor. Şöyle de göstereyim. Bakın, hiç belli değil. Attığımız ilmekler de belli değil. Çok rahat bir çalışma oldu. Tamamen dikişsiz bir çalışma bu arada. Hiçbir yerinde dikiş olmayan çok şık bir çalışma oldu. En son kapşonu ördük arkadaşlar. Kapşon dediğim gibi farklı bir şekilde ördüm. Kapşonu ilk defa bir kordonumuz var. Kordonumuzu da kalın tercih ettim. Biraz kalın ördüm. Şöyle bir yine işlemi yaptık. Pantolonumuzda da takım oldu. Çok şık. Şöyle kapşonu göstereceğim. Bakın, kapşon şöyle oldukça güzel. Çok farklı bir şekilde yaptık kapşonu. Arka kısmı da göstermek istiyorum size. Arkamızda bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde işlemelerimiz devam etti. Kapşonun arka kısmı da şöyle, bakın, şu şekilde duracak. Çok güzel bir çalışma. Ben çok severek ördüm hırkayı. Çok güzel de bir takım oldu açıkçası. Benle beraber bu güzel çalışmayı yapmak isterseniz eğer, hep beraber başlayalım. Kolay gelsin hepinize. Örgümüzü Alize Baby Best ile öreceğiz. 100 gramı 240 metre uzunluğunda. Renk numarası 119. 4 numaralı şiş kullanacağız ve ilmeklerimizi zincir üstüne atacağız arkadaşlar. Şöyle farklı bir ipe oldukça gevşek, şöyle gördüğünüz gibi zincir attım ben. Toplam 70 kadar bir zincir attım çünkü 67 ilmek çıkartacağım. Yakadan başlıyoruz. İlmeklerimizin ucu açık olsun diye zincire atacağız. Hırkayı bitirdikten sonra ilmeklerimizi bu zinciri sökeceğiz ve ilmeklerimizi şişe geçirip kapşonumuzu öreceğiz. Şimdi beraber başlayalım. Şu kısmı çok kısa tutmayın. Şuradaki ipi biraz olsun. Şimdi zincirin, bakın, zincirin ön yüzü şöyle, gördüğünüz gibi düz yüzü. Arka tarafını çevireceğim ve arkadaki sırtındaki gözlerinden şuradan ilmeklerimi şişime, 4 numaralı şişime geçireceğim. Tam 67 ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Arkadaki yerinden giriyorum. Bakın, şöyle ilmeklerimi atıyorum. Çok gevşek attığım için zinciri, zaten gevşek çektiğim için kolaylıkla yapabiliyorum. Olabildiğine gevşek çektim. Bakın, şöyle tek tek alıyorum. Tam 67 ilmeğimi buradan çıkartacağım. Bakın, şöyle gözüküyor. Düz olan kısmı şöyle. Şimdi 67 ilmeğimizi çekelim. Sonrasında örmeye başlayacağız. Zincir üstüne ilmeklerimi attım. Şimdi örmeye başlayacağız. Dönüyorum ve başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Çünkü ucu açık olacağı için ilmeklerimizin ilk ilmeğimi örmemem önemli. Şöyle yaklaştırıyorum ilmeklerimi.
Ve sonraki ilmeklerimi artık haroşa öreceğim. Önde de arkada da 4 haroşa sırası olana kadar haroşa öreceğim. Ben haroşaları düz örgü olarak ördüğüm için bu şekilde devam ediyorum. Siz nasıl örüyorsanız öyle örebilirsiniz. Arkada da önde de düz örüyorum ve haroşa elde ediyorum. Şimdi 4 haroşa sırası boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda ipimizi beraber, başlangıç ipimizi beraber bağlayacağız. Son ilmeğe kadar örelim şimdi tüm ilmeklerimizi. Bakın o ilmeklerin ucu gördüğünüz gibi şöyle çektiğinizde açık. Hepsinin ucu açık. Söktüğümüzde ilmeklerimizi yine 67 ilmeğimizi elde edeceğiz. Devam edelim. Son ilmeğe kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi de öreceğim şimdi ve bu iplerimi, şu ipimi arkadaşlar düğümleyeceğim. Bir tane düğüm atacağım sadece. Şöyle. Ve dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Sonraki ilmeklerimi örüyorum hepsini. Şimdi 4 haroşa sırası olana kadar devam edelim. Bakın şöyle görünüyor. 4 haroşa sıramı tamamladım. Bakın zincirimiz şöyle görünüyor. Ve ilmeklerimizin ucu açık. Şimdi bu sırada kenar patlarımızı yapacağız. İki tarafta da 7 buradan 7 diğer taraftan ilmek ekleyeceğim şişime. Roba ayrımlarımı işaretledim ama bu sırada roba arttırması yapmayacağız arkadaşlar. Şöyle işaretledim. 8 ilmek. Ayraç taktım, 2 ilmeğim var. Tekrar ayraç taktım, 11 kola verdim. Tekrar 2 ilmeğim, 21 arka 2 ilmeğim, 11 diğer kol 2 ilmeğim ve 8 diğer ön beden olarak ayırdım. Şimdi kenar patı için ilmek atacağız. Ekranımı biraz daha yaklaştırıyorum ve tığdan yardım alacağız. Son ilmeğimi şişimden çıkartıyorum ve ipim arkada. Şöyle yapıyorum. Bir tane ilmek atmış olduk. İpimi şu şekilde arkaya tekrar aldım. 2. Tekrar arkaya geçiriyorum. 3. 4. 5. 6. Ve 7 ilmek. İpimi tekrar arkaya geçirdim. Bu da benim az önce aldığım ilmekti. Bunu yerine geri takıyorum. Şimdi örmeye başlayacağız. İlk 7 ilmeğim haroşa devam edecek. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğim haroşa. Sonraki ilmeklerimi düz örüyorum ayraca kadar. Burası ön bedenim. 8 ilmeğim var. Ayracımı alıyorum. Arttırma yapmayacağım bu sırada dediğim gibi. Aradaki ilmeklerim ters devam edecek. Bu ilk ilmeğim örgümün ön yüzünde ters devam edecek. Kol ilmeklerimi de düz örüyorum. Ayracıma geldim. Aradaki ilmeklerim ters devam ediyor. Sonraki ilmeklerim düz. Arka ilmeklerim. 21 ilmeğimiz vardı arkada. Aradaki ilmeklerim yine ters, 2 tane ters. Kol ilmeklerim düz, 11 ilmeğim var. Aradaki ilmeklerim ters. 8 ilmeğimi de düz örerek sıramı bitiriyorum. Örgümün arka tarafına geçtim. Şimdi burada da 7 ilmek atacağım kenar patı. Burası ters tarafı örgümün. O yüzden bakın ilmeğimi aldım. İpim önde duracak bu sefer.
ve bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. 1. Şimdi ipimi şöyle öne getiriyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. İpimiz arkada kalsın ve son ilmeğim de bu normal ilmeğim de onu da şişime alıyorum. Şimdi 7 tane haroşa ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane haroşamı örüyorum. Sonra 8 ters ilmekleri artık gördüğüm şekilde öreceğim. Örgümüzün arka tarafında ilmekler zaten gördüğümüz şekilde örülecek. Sadece aradaki ilmeklerim düz. Bakın bunlar örgümün arka tarafında düz. Onun dışındaki tüm ilmekler ters. Sıra sonunda son 2 ilmeğe kadar örmeye devam edelim. İlmekleri gördüğünüz şekilde son 2 ilmeği beraber öreceğiz. Çünkü kenarlarda güzel bir düz bir görüntü olsun istiyorum. Güzel bir biye gibi bir şey, şöyle ince düz bir görüntü olsun istiyorum. O yüzden beraber öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim şimdi. Kenar patımı örüyorum şimdi arka tarafta. Haroşa başladım son 2 ilmeğe kadar. Son 2 ilmeğe geldim. Son 2 ilmeği örmeyeceğim. Önce ipimi öne alıyorum. Sonra bu son 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bu şekilde. Dönüyorum örgümün ön tarafına. Bu örmediğim ilmekleri şimdi örüyorum. Sıra başında öreceğiz. Sıra sonunda gösterdiğim şekilde ilmeklerimizi örmeyeceğiz. Ve burada ilerledikçe dümdüz bir görüntü oluşacak. Şık bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Şimdi düz olarak devam ediyorum ayraca kadar ve roba artırmalarına başlayacağız. Şimdi artırmamı yapacağım ayraca geldim. Aradaki ipi alıyorum. Şişin üstüne şu şekilde attım. Ön taraftan giriyorum. Düz olarak ördüm. Ayraca alıyorum 2 ters. Şimdi sola artırmamı yapacağım. Alıyorum bu aradaki ipi, 2 ilmek arasındaki. Bu şekilde atıyorum şişime. Sola yaparken ortadan girip düz olarak örüyorum. Şimdi devam ediyorum, kol ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi sağ artırmamı yapacağım. 2 ilmek arasındaki ipi şöyle aldım. Sağ taraf için bu şekilde atıyorum. Ön taraftan girip düz olarak ördüm. Aradaki ilmeklerim ters devam edecek. Şimdi sola artırmamı yapacağım. 2 ilmek arasındaki ipi aldım. Bu sefer bu şekilde atıyorum ve ortadan girerek düz olarak ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şu anda arka ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi yine artırmamı yapacağım. Sağ yapacağım. İlk artırmam. Alıyorum aradaki ipi, şişin üzerine bu şekilde attım. Ön taraftan girip düz olarak ördüm. Aradaki ilmeklerim ters. Şimdi aradaki ipi alıyorum. Sola doğru artırma için bu şekilde atıyorum. Ortadan girerek düz olarak ördüm. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi sağ artırmamı yapacağım. Alıyorum aradaki ipi, sağa bu şekilde attım. Önden girerek düz olarak ördüm. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi sola artırmamı yapacağım. Bu şekilde attım ve ortadan girerek düz olarak ördüm.
Şimdi son 7 ilmeğe kadar düz örgü. Son 7 ilmeğim haroşa. Son 2 ilmeğe kadar haroşa örüyorum önce. Son 2 ilmeğe geldim. İpimi öne alıyorum. Son 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum ve dönüyorum. Örgümün arka tarafında örmediğim ilmekleri şimdi tek tek örüyorum. Sıra başında örüyorum, sıra sonunda örmüyorum. Bu düz görüntü ilerledikçe çıkıyor. Tereddüt yaşamayın. Şu anda belli değil. Örgünüz ilerledikçe net olarak göreceksiniz. Kıvrılacak zaten. Kordon gibi görünecek. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimi ördüm. Geri ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim şimdi. Arttırma yok bu arada. Örgümüzün arka tarafında sadece ön tarafta arttırma yapıyoruz. Arka tarafta ilmekler nasılsa o şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. İpimi öne getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum, sağdaki şişime. Şimdi döneceğim örgümün ön yüzüne. Ve 7 ilmeğimi örüyorum şimdi haroşa olarak. Bakın düz görüntümüz oluşmaya başladı ama ilerledikçe daha net görecek. Tereddüt yaşamadan devam edin. İlerledikçe bu kısım kıvrılacak, güzel görünecek. Şimdi ayraca kadar devam edip öreceğim. Ayraca kadar geldim. Şimdi sağa arttırmamı yapacağım. Aradaki ilmeklerim ters devam ediyor. Şimdi sola arttırmamı yapacağım. Ve devam edip düz örüyorum kol ilmeklerimi. Şimdi sağa arttırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerim ters. Sola arttırmamı yapıyorum. Arka ilmeklerim düz devam ediyor. Şimdi sağ arttırmamızı yapacağız. Aldım, attım şişimin üzerine sağ arttırma. 2 ilmeğim ters. Şimdi sola arttırmamı yapıyorum. Aldım ve düz olarak ördüm. Kol ilmeklerimi örüyorum. Ayraçlar masaya çarpıyor ama şimdi sağ arttırmamı yapacağım. 2 ilmeğim ters. Sola arttırmamı yapıyorum. Ve düz olarak örüyorum son 7 ilmeğe kadar. Beş ilmeğim haroşa. Son 2 ilmeği de ipi öne getiriyorum. Örmeden sağdaki şişime aldım. Şimdi döneceğim örgümün arka tarafına. Yedi ilmeğimi örüyorum. Sıra başında bu 2 ilmeğimizi örüyoruz. Sonraki ilmekleri de gördüğüm şekilde öreceğim. Arka tarafımızı tamamlayıp ön tarafımıza geçelim şimdi. Örgümün ön yüzüne geçtim. Arka sırayı ördüm. Şimdi devam ediyorum. 7 ilmeğimi örerek başlıyorum.
ve devam ediyorum düz örgülerimle. Şimdi arttırmamı yapacağım. Sağ tarafa doğru aldım, şişimin üzerine attım ve örüyorum. Aradaki ilmeklerim ters devam edecek. Şimdi sola arttırmamı yapacağım. Şöyle genişleterek ördüm. Şimdi devam edelim. Sıra sonuna kadar arttırmalarımızı gösterdiğim şekilde yaparak örerim. Sıra sonunda 7 ilmek kalınca ilk iliğimizi açacağız beraber. Sıra sonunda 7 ilmeğe kadar örelim. Şimdi arttırmaları unutmayın lütfen. Sıra sonunda 7 ilmeğim var. Şimdi ilk iliğimi açacağım. Önce 2 tane haroşamı örüyorum. Şişime bir ip doladım. Diğer ikisini beraber örüyorum. Bir tane haroşa, ipimi öne getirip son 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum. Şimdi ilk iliğimi burada açtım. 3 haroşa sırasından sonra bundan sonraki iliklerimizi 11 haroşa sırası arayla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu kısımda bakın şu kenar kısmı da ördükçe tereddüt yaşayan arkadaşlar oluyor. Ördükçe kıvrılıyor bu tarafa doğru düz bir görüntü alıyor. O yüzden hiç şu anda şey yapmayın, devam edin olduğu gibi. Şimdi örmeye biraz devam edelim. Sonrasında da arttırmaları ön tarafta yapacağız, arka tarafta yapmayacağız. 11 haroşa sırasıyla iliğimizi açacağız. Ama düz örgü, kenar patıda haroşa devam eden örgülerde haroşa biraz ilerledikçe çekme yapar. Bu kısım daha geniş, bu kısım daha böyle çeker. Şöyle açmamız gerekir. O da çirkin bir görüntü yapar. O yüzden şimdi biraz örelim 4-5 sıra kadar, 4-5 haroşa sırası kadar. Sonra kısa satır tekniği uygulayacağız bu haroşalarda ve çekme yapmayacak, daha muntazam duracak. Şimdi örmeye devam edelim. Kısa satırı beraber yapacağız. Kenar patından 2, 4, 6, 7 haroşa sırası ördüm şimdi. Ve kısa satır yapacağız arkadaşlar. Bakın yukarıya doğru çekmeye başladı bile düz örgü ve haroşa örgü olduğunda. Şimdi kısa satır yapacağız. 2 kenar patında da ve bunu engellemiş olacağız. Önce ilk 7 ilmeğimi örüyorum. İpim arkada, 8. ilmeğimi alıyorum, ipi arkasından geçirip ilmeği yerine geri takıyorum ve dönüyorum. Normal haroşa örgü olarak sıramı tamamlıyorum. Son 2 ilmeği örmüyoruz zaten. Şimdi yine döneceğim örgümün ön yüzüne. Önce 7 ilmeğimi öreceğim. Yedi ilmekten sonra bakın 8. ilmekte ip ilmeğin arkasından dolanmış durumda. Bu ipi ön taraftan alıyorum. Şişin üzerine attım. Hem ilmeği hem ipi ikisini beraber düz olarak ördüm. Ve burada kısa satır yapmış olduk. Yani bir sıra haroşa örgümü fazla ördüm şu anda. Ve hiçbir şekilde belli değil gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Diğer sıra sonunda da aynı işlemi yapacağız. Ama örgünün ters yüzünde yapacağımız için ufak bir fark var. Bu sırayı bitirelim. Sonra diğer tarafta da yapalım beraber. Sıramı bitirdim ve örgümün arka tarafındayım. Burada da kısa satır uygulayacağız. Önce 7 ilmeğimi öreceğim. Yedi ilmekten sonra ipimi öne getiriyorum. 8. ilmeğimi aldım, ipim öndeyken çıkartıyorum. İlmeği yerine geri taktım, ip arkasından geçirdim sadece ve döneceğim örgümün ön yüzüne. 7 ilmeğimi örüyorum şimdi kenar patımı. Son 2 ilmeği örmeden alıyorduk. Dönüyorum. Ve kenar patımı öreceğim önce. Şimdi döndüğüm ilmeğe geldim. 8. ilmek. İlmeğin
etrafında ip dolanmış durumda. Şimdi ters öreceğim için önce bu ipi alıyorum, bu şekilde alıp şişimin üzerine bu şekilde atacağım. İpimi öne getiriyorum. Hem ilmeği hem ipi ikisini beraber ters olarak ördüm. Burada da kısa satır uygulamış olduk. Dönüp bakalım. Şöyle göstereyim. Bir sırada burada fazla ördüm. Gördüğünüz gibi haroşayı, ama hiçbir şekilde belli değil. Şimdi ilmeğimiz buradaydı. 2, 4, 6 haroşa sırası oldu. 11 haroşa sırası olduğunda tekrar ikinci ilmeğimizi açacağız. İlik araları 11 haroşa sırası, ama biri kısa satır olacak. Her ilik arasında bir kere bu işlemi yapacağız arkadaşlar. O da yeterli olacaktır. Bu şekilde robamıza devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar şöyle göstereyim, hatta arttırma yerlerimiz şöyle gözüküyor. Bu şekilde arka taraftan bu şekilde bir görüntümüz var. Şöyle açabildiğim kadar açmak istiyorum ama örgüye de başladığımız için tam açılmıyor. Şöyle de bir görüntümüz var. Robamız ilerlemeye devam ediyor. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Robamızı örelim. Sonra kolları ve bedeni ayıracağız. Örmeye devam edeceğiz. Robaya 18 roba arttırması yaptım. Şimdi kollarımızı ipe geçireceğiz arkadaşlar. Kollarımızı sonra öreceğiz. Önce bedenimizi örüp sonra kol altından ilmek atarak yine kollarımızı dikişsiz olarak misinalı şişimizle öreceğiz. Tam 18 roba arttırmasını yaptım. Şimdi şu kısma kadar, şu ayracın olduğu kısma kadar önce örelim, sonra kol ilmeklerini şişeye geçireceğiz beraber. Normal ördüğümüz şekilde oraya kadar gelelim şimdi. Şimdi ayraca kadar ördüm ben, artırma yapacağımız yere kadar. Bu iki tane ters ilmeğim var. Bunu öne dahil edeceğiz. Bu iki ilmeğim örgü boyunca ters devam edecek ama artırma yok. Şimdi ayracı alıyorum. Bu iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve bu ayracımı da alıyorum. Ön ilmeklerimiz bunlar. Bu iki ilmeğim ters devam edecek bu arada. Kaç ilmeğimiz var bakalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35 ilmeğim var. Şimdi kol ilmeklerini farklı bir ipe geçireceğiz. İğne yardımıyla. Ve burada kalacak ilmeklerimiz önce beden bitecek. Şimdi sayarak gidelim kol ilmeklerimizi de. 2, 4, 6. Bu ipimizi sökeceğiz bu arada. İlmeklerimizi tutsun diye kullanıyoruz. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şöyle biraz şişimi şuraya getireceğim daha kolay olsun diye. 22, 24, 26, 28 ve 30. 32, 34, 36, 38 ve 40. 42, 44, 45 ve 47 ilmeğim var kol içinde. İlmeğimiz 47 ilmek. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle bağlayacağım iki ucu. Ve bu ilmeklerimiz burada kalacak. Sonra misinalı şişle dikişsiz olarak devam edeceğiz kolumuza. Sıkıca taktık. Şimdi şöyle ilmeklerimiz, burası kol altı olacak. Bu tarafa geçerken şu ayracı alıyorum. Kol altı olacak. Kol altından ilmek atacağız beraber. Tam 6 tane ilmek atacağım. Şu şekilde atacağım. Şurayı sıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi attım. Devam ediyorum. Arka ilmeklerimi örerek şöyle iki tersimle başlayacağım. Bu iki ters dediğim gibi ters olarak örgü boyunca devam edecek. Ayracı alıyorum. Diğer ilmeklerim, arka ilmeklerim. Kol altından 6 ilmek eklemiş olduk. Bakın şuraya tam kol altı şöyle.
Devam ediyorum. Diğer ayracıma kadar, yani arka ilmeklerini öreceğim. Diğer kolu da geçireceğiz ipimize. Sonra oradan da kol altından ilmek atacağız ve önce bedenimizi devam edip öreceğiz. Örgümüz düz örgü olarak devam edecek. Zaten sadece terslerimiz ters olarak devam ediyor. Artırma yapmıyoruz. Artık robamızı tamamladık çünkü. Ayraca geldim. Alıyorum ayracımı. Bu iki tersi de bedene dahil edeceğim. İki ters olarak devam edecek. Şimdi diğer kol ilmeklerimi de geçiriyorum ipime. Sonrasında devam edeceğiz. Buradaki ilmeklerimi de geçiriyorum şimdi. Kolumuzu ayıralım. Kolu bütün olarak örmek hem daha kolay olacak. Yani bu şekilde örmeye alışırsanız hırka veya herhangi ördüğünüz kolları daha kolay oluyor. Dikiş olmuyor. Daha temiz bir çalışma oluyor. Yani zor da değil, gözünüzde büyütmeyin. Misina ile örgü de kolay, daha kolay. Hatta ben normal şiş çok kullanamam. Misina daha hafif hafif olduğu için daha kolay örmesi. Normal şişle ben hemen kollarım uyuşur, öremem. Ama bununla daha kolay oluyor. Şimdi ilmeklerimi aldım. Ayracımı atıyorum. Ve burayı da bağlayacağım kolumu. Şöyle. Şimdi buradan da ilmek atacağım. Şöyle yanaştırıyorum. İlmeklerimi sıkıyorum. 6 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek attım ve devam ediyorum örmeye. 2 tersle başlıyorum çünkü ters ilmeklerim vardı. Bunlar dediğim gibi ters devam edecek. Sonra öndeki düz ilmeklerim var. Bakın bu kol altından da atmış olduk. Oldukça rahat bir kalıp çalışıyoruz zaten hırkayı. İpimiz de çok ince değil. Dış giyim olarak bile rahatlıkla kullanabileceği çok rahat bir çalışma olacak. Şimdi ilmeklerimizi bitirelim. Tam 12 ilmek şişimizden arttırdık. 6 bir taraftan, 6 bir taraftan. Son ilmeklerimizi örüyorum kenar patımızdaki. Son 2 ilmeği de örmeden zaten şişimize alıyoruz. Şöyle göstereceğim. Bak, kolları ayırdım. İki kolu da ayırdık. Şöyle ve bedenden devam ediyoruz. Dediğim gibi şu iki tersler örgü boyunca iki ters olarak devam edecek. Yani kol altından 6 ilmek attık. 2 ters, 6 düz, 2 ters. Bu kol altı da öyle devam edecek. Çünkü bu ters örgülerle sarı ipimizde işleyeceğiz bu kısımları, o yüzden böyle devam edecek. Devam edelim şimdi, istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. İlik açmayı unutmayın arkadaşlar. İlikler 11 haroşa sırası arayla, ama her haroşa sırasında bir, her 11 sırada bir tanesi kısa satır yapıyorduk. Bakın şu ne kadar muntazam duruyor. Eğer bu kısa satırı yapmasaydık, şu anda iki tane var burada, yapmasaydık bu kısım daha bolduracaktı, düz kısım haroşa kısımda yukarıya doğru toplayacaktı ve çirkin bir görüntü olacaktı. Ama şu anda oldukça muntazam ve güzel duruyor. Şimdi bedenimizi örelim arkadaşlar. Hırkayı haroşa sıralarını saydığımda kenar patında başlangıçtan itibaren 50 haroşa sıram var. 5 tane ilik açtım. 5. ilikten sonra da 3 haroşa sırası ördüm.
Şimdi 3,5 numaralı şişe geçireceğiz ve bütün ilmeklerimizi haroş olarak örmeye başlayacağız. 6 haroşa sırası öreceğiz ve fırkanın alt kısmını bitirmiş olacağız ilmeklerimizi keserek. Aynı zamanda şimdi bu sırada arkadaşlar ilmek eksilteceğiz. Çünkü haroşa örgüye direkt geçersek marullaşma olacaktır. Biz de onu istemiyoruz. Kenar patında eksiltme yapmayacağım. Şimdi normal kenar patımı 7 tane örüyorum önce. 7 tane kenar patımdan sonra bütün ilmeklerimiz artık haroşa. Benim haroşalarım düz örgü önde ve arkada olduğu için ben yine düz örerek başlayacağım. Eğer siz farklı alıyorsanız o şekilde başlayın ama haroşa örgü olacak. Şimdi 10 tane ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ördüm. 11 ve 12'yi beraber örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Şimdi tekrar 10 tane öreceğim. 10 tane ördüm. Şimdi 11 ve 12'yi ikisini beraber örüyorum. Bir eksiltme daha yapıyorum. Devam ediyorum. Yine 10 tane öreceğim. 10 tane ördüm. Şimdi 11 ve 12'yi beraber öreceğim. Şu şişimi birazcık şöyle esneteyim. 11 ve 12'yi beraber öreceğim. İkisi de ters örgü olduğu için şu şekilde öreceğim. Yani ilmeklerin yönüne dikkat ederek örüyorum. İkisini beraber ördüm. Devam ediyorum. Yine 10 ilmek öreceğim. 10 tane ördüm. 11 ve 12'yi ikisini beraber örüyorum. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 11 ve 12'yi beraber öreceğim. 10 ilmek örüyorum. Her 10 ilmekte bir eksiltme yapıyorum aslında. Ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi beraber olarak örüyorum. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Tekrar 10 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi beraber öreceğim. Yönünü değiştiriyorum. Ters örgü denk geldiği için yönünü değiştirerek yönlerine dikkat edelim ilmeklerin. Tekrar 10 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi beraber örüp eksiltmemi yapıyorum. Tekrar 10 ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Tekrar 10 ilmek öreceğim. Dokuz ilmek denk geldi. Eksiltme yapmıyoruz. Kenar patında eksiltme yapmıyoruz çünkü. Devam edip ilmeklerimi bitiriyorum. Kenar patlarında eksiltme yapmıyoruz. Çirkin bir görüntü olur çünkü. Bitirdik. Şu kenar patındaki düz örgümüz devam ediyor. Onun dışındaki her ilmeği, bütün ilmekleri haroş olarak örüyorum. 3,5 numara şişle tam 6 haroşa sırası ördükten sonra ilmeklerimizi kapatacağız ve kola başlayacağız. 6 haroşa sırası yaptım. İlmeklerimin hepsini şöyle kestim ve bitirmiş olduk beden kısmımızı. Şimdi kollarımızı yapacağız. Kolları da ilmeklerimizi ipe geçirmiştik. Onu
şişimizi alacağız. 4 numaralı şişimize. Bu arada ilmekleri ve kol altından da ilmek atacağız beraber. Ekranı biraz yaklaştıralım artık. Şimdi bu ipteki ilmeklerimi geçirmeye başlayacağım. 26 tane, ilk 26'yı geçirelim önce. Bir, bakın araya girmiş oluyor. Onda ip olduğu için ipi biraz çektirerek de alabilirsiniz. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 tane ilmeğimi aldım. Şimdi yuvarlak şişle örmeye devam edeceğimiz için şöyle çekiyorum şişimi. Hortum şimdi bu tarafta, hortumumuzu almış olduk. Şöyle çeviriyorum ve İlmekleri yine aynı şişe, bakın hortum sadece burada, aynı şişe almaya devam ediyorum. Geri kalan ilmekleri de. Sadece çektirdik, hortumu bu kısmı aldık. Onun dışında aynı şişime devam ediyorum. Kalan ilmeklerin hepsini alıyoruz şimdi. İki tane ilmeğim kaldı. Şöyle çektirerek alıyorum onu da. Son ilmeğimiz kaldı. Şu beyaz iple çektirerek onu da aldım. Şimdi ipimi keseceğim ve çektireceğiz artık. Çekeceğiz ilmeklerimizden. Şöyle tutarak yapıyorum, ilmeklerimiz kaçmasın. Hepsini çektik. Şimdi şöyle yapayım. Kol altı kısmındayız. Hatta şöyle yapayım, tamamen ekranı görün. Bakın kol altı kısmına geldik ilmeklerimizi çekerek. Şimdi kol altında 6 ilmek eklemiştik bedende. Bu 6 ilmeği kola da ekleyeceğiz. İpimi alıyorum. Şöyle şişimi de çektim. Bakın hortum burada kalacak yalnız. İpiniz biraz uzun olsun, alttan yürüteceğiz çünkü bu ipi. Aslında şöyle devam edelim, daha kolay olacak. Bunun devamı şeklinde sonra tam ortalarız. Biraz ilerledikten sonra tam ortalarız. Şimdi elimle tutuyorum bu ipi de. Biraz çok aldım. İpin kenar yani uzun alıyorum. Ve şimdi kol ilmeklerim burada. Ters ilmeklerimi bedene dahil etmiştim. Şöyle biraz daha ekranı yaklaştırayım, net olarak görün arkadaşlar. Bakın ters ilmeklerim, iki tersim bedene dahil oluyor. O yüzden başlıyorum şimdi buradan ilmeğimi çekmeye. Tam 6 tane ilmek çekeceğim buradan. Bakın giriyorum. 1. Tekrar 2. 3 4 5 Şuradan da çekeceğim. Tam şöyle 6 tane ilmeğimi çekmiş oldum arkadaşlar. Şimdi örmeye başlayacağız.
Ve şu kısımda bakın şöyle şurada da açıklıklar var. Bu açıklıkları kapatacağız. Önce örerken burayı sonra da dolanıp geldiğimizde burayı kapatacağız beraber. Şimdi başlayalım örmeye. Şu şişimi geriye itiyorum önce. Geriye ittim. Şu son çektiğim ilmeği şöyle alacağım arkadaşlar. Bu şişime dahil edeceğim. Bu boşluğu kapatabilmem için. Şöyle aldım. Bu şişimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi ilmek çektiğim şişimi ve başlayacağım örmeye. Şimdi bunu örmeden bir alıyorum önce bu şişimi. Burada aradaki ilmeği bulacağım. Bakın şu ters örgünün devamı, şu aradaki iki ilmek arasındaki ipim benim. Ne yapıyorum bunu? Aldım böyle. Şu şekilde şişimin üzerine attım. Şimdi çektiğim ilmeğimi getiriyorum buraya. Hem bunu hem bu ipi ikisini beraber düz olarak ördüm. Ve ben ne yapacağım? Bu ilmeğim şu tarafa dahil ediyorum direkt. Ve örmeye başlayacağım. Buradaki deliği kaybettik. Şimdi örüp geldiğimizde daha net göreceksiniz. Düz örgü olarak devam ediyorum. Bakın ilk ilmekte şu hortuma biraz yaklaştırıyorum. Çok da sıkmayın. Devam edin, öreceğiz. Birkaç sıra sonra ortalayacağız. Tam kol altına gelecek şekilde. Çünkü eksiltmeler için buna ihtiyacımız var. Tam ortalayacağız. 1 ve 2-3 sıra örelim beraber. Hem nasıl örüleceğini ilk defa örenler, misinalı şişle kol örenler iyice öğrenmesi açısından 2-3 sıra beraber öreceğiz. 6 ilmek dahil ettim. 47 ilmek vardı. Toplam 53 ilmeğimiz oldu şu anda. Şişimdeki ilmeği bitirdim. Şimdi ne yapacağım? Devam edip bu sol şişimdeki ilmekleri örmem lazım. Dönüyorum. Bakın böyle döndüm. Şu ipimi şöyle aşağıya alayım size şey olmasın görüntünüze. Evet. Yukarıda şimdi ipim ördüğüm şişim. Şimdi bu şişimi öreceğim şişimi geriye atıyorum ve ördüğüm şişimi çıkartıyorum. Getiriyorum şöyle. Yan yana getirerek örüyorum bu şekilde. İlk ilmeği ördüm. Biraz yaklaştırıyorum bu hortuma. Sonra devam ediyorum. Kolumuz düz örgüden oluşacak zaten. Şimdi buradaki boşluğu da kaybedeceğim. Bakın bir ilmeğim var benim bu kısma. Şimdi şu ipimi de tutayım. Bir ilmeğim var benim bu kısma. Ne yapacağım? Bu bir ilmeğimi önce örmeden aldım. Aradaki ilmeğimi buluyorum bakın. Aradaki ipimi, aradaki ipim bu. İlmek olmayan. Onu getirdim. Bu şekilde atıyorum şişime. Hatta şöyle bir daha çevireceğim ki daha sık olsun ya da şöyle yapalım. Bu şekilde attım. Bakın şöyle görünüyor. Bu ilmeğimi de atıyorum. İkisini beraber düz olarak ördüm. Ve devam ediyorum ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi şu ilmeğim, ipim burada. İpimi de bağlayacağım. Aynı zamanda iki tane düğüm atalım buradayken. Sonra da aşağıya alalım. Beraber örgü bitiminde bunu arkadan kaybederiz. İki tane düğüm attım ve bu ipi aşağıya alıyorum artık arkaya. Bakın buradaki boşluğu da kaybettim gördüğünüz gibi. İlmekler artık ters denk gelecek. Bunun nedeni de yuvarlak şişle tek yönlü ördüğümüz için. Bakın boşluk kalmadı bu kısımda da. Şimdi ne yapıyorum? Ördüm. Döneceğim olduğu gibi. Dönüyorum bu şekilde. Önce bu hortumumu geriye atıyorum. Öreceğim, örmediğim ilmeklerin olduğu hortumu geriye atıyorum. Bu kısmı öreceğim için.
İpimin olduğu şişimi çekiyorum. Şöyle beriye getireceğim. Yan yana koyuyorum şöyle ve devam ediyorum örmeye. İlk ilmeğimi biraz bu kısma yanaştırıyorum ve devam ediyorum düz örmeye. Bu şekilde kolu örmek çok daha kolay. Dikiş yok, hiçbir şey yok. Misinayla örmekte zorlananlar deneyin bence. Çünkü daha kolay olacaktır. Ve daha muntazam oluyor her şeyden önce. Şimdi ördüm, bitti ilmeklerim. Ne yapacağım? Bu şekilde çeviriyorum. Ve örmediğim ilmeklerin olduğu şişimi öreceğim şekle getiriyorum. Hortumunu geriye alıyorum. Şişime ilmeklerimi ön kısma getiriyorum öreceğim şekilde. Ördüğüm şişimi, ipimin olduğu şişi çekip bunu örmeye devam ediyorum. Bakın yan yana getiriyorum. Hiç daha kolay oluyor böyle. Biraz yaklaştırıyorum buraya ve devam ediyorum düz örgüyle örmeye. İlmeklerimiz bitti. Şimdi yine bakın döneceğim. Döndüm. Öreceğim. İlmeklerin olduğu hortumu geriye atıyorum. İlmekleri şişimin ucuna getiriyorum. Ve ördüğüm şişimi alıp örmeye başlıyorum. Bakın yan yana bu şekilde. Bir metreli hortum daha güzel oluyor bunu örerken. Misina'nın hortumu, çünkü yanlardan kalması lazım. Karışmayacak ilmekler ve örmeniz kolay olsun diye. Bir metreli hortum daha rahat olacaktır. Benimki bir metreli şu anda. Şimdi yine döneceğim. Dönüyorum. Aldım. Hortumumu geri atıyorum. Bu hortumumu çekip örüyorum. Şimdi şişimizi ortalayalım. Yani ortalamak derken bu 6 tane ilmek attık kol altından. Şöyle görüyorsunuz. Bunun 3'ünü bu şişime, 3'ünü diğer şişime dahil edeceğim. Bu ortada kalacak şişimizin uçları. Neden? Az sonra eksiltmeye başlayacağız ve rahat eksiltebilmek için bu şekilde yapacağız. Şimdi tam 3 ilmek kalana kadar örelim bu şişimizde. Biraz yaklaştırıyorum bakın bu kısma. Çok da sıkmıyorum. Sıkarsanız ilmeklerin şekli bozulur. 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Üç ilmeğim kaldı. Ne yapmak istiyorum? Ben bu 3 ilmeği diğer şişime dahil etmek istiyorum. Yani kol altından attığımız 6 ilmeğin 3 ilmeği var. O nasıl dahil edeceğim? Alıyorum şişimi, çekiyorum ve dahil oldu gördüğünüz gibi. Şimdi dönüyorum. Döndüm. Hortumumu geriye alıyorum. Örmediğim ilmeklerimi öreceğim ve tam ortalamak için sayarak gideceğiz. 26 ilmek örelim. Sonrası geri kalanları diğer şişimize ait olacak. Bir taraf 26, bir taraf 27 olacak çünkü. Şimdi örelim. 26 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26 ilmek ördüm. Bu 3 ilmeğim diğer şişime dahil olacak. Ne yapacağım? Çekiyorum. Hortumumu birleştim. Şimdi döneceğim. Hortumu geri atıyorum. Öreceğim şekle getiriyorum. Ve öreceğim ilmeklerimi. Ve şişlerimizin ucu tam kol altına geliyor. Şimdi bu tarafta 27 sayarak gidelim. Hatta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Bakın 26 ilmek diğer tarafta, 27 ilmek bu tarafta. Şimdi göstermek istiyorum size. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz bu arada. Az sonra kol altından eksiltmeler yapmaya başlayacağız. Kol biraz aşağıya doğru daralsın diye. Şöyle yan yana koydum. Bakın. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Hortumun olduğu kısmı göstereceğim. Bakın hiç belli olmuyor hortumdan, açıklık olmuyor. Kol altına göstereyim size. Şöyle ipimi çekeyim, hatta şu iç kısımdan elimi koyarak şöyle gösteriyorum. Bakın delikleri kaybettik bu iki tarafta, gördüğünüz gibi. Ve bu 5 ilmek, biraz daha ilerleyince daha net göreceksiniz. Bu 6 ilmek yukarıya doğru devam ediyormuş gibi görünüyor, gördüğünüz gibi. Hiç belli değil, hiçbir şey belli değil. Bakın hiç burada delikler de yok, iki tarafta da delikleri de kaybettik. Tam kol altından bakın şöyle ilmeğimizi aldık ve devam ediyoruz örmeye. İki tarafı da gösteriyorum, bakın devam ediyoruz örmeye. Şimdi kolumuzu bir müddet öreceğiz. Şöyle ekranda bir tık geriye alalım, şöyle bir göstereyim size, şu şekilde yapayım. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Şöyle bakın, böyle güzel muntazam bir şekilde devam edecek. Gösterdiğim şekilde öreceğiz. Misina ile örmekte zorlanmayın, bence deneyin. Çok daha güzel, çok daha muntazam bir örgü elde edeceksiniz. Çok temiz ve orantılı olacak. Dikiş çünkü sertlikte yapıyor. Bence dikişsiz daha güzel. Bir de kol altından ilmek attığımız için daha rahat bir çalışma oluyor. Daha giyimi kolay bir çalışma oluyor. Bu şekilde örmeye bir süre devam edelim. Sonra kol altı kısmından, yani buradan eksiltmeler yapacağız. Aşağıya doğru daralsın diye. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Kolu ilmek attığım yerden itibaren 12 sıra ördüm. Şimdi eksiltme yapacağım. Kol altı kısmına 3 tane ilmeğim var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ilk eksiltmemi yapacağım. Önümdeki 2 ilmeği bakın ön tarafından girip bu şekilde örüyorum. Şöyle ördüm. Bir tane ilmek eksilttim. Son ilmeğimi örüyorum. Şimdi döneceğim diğer tarafa. Çekiyorum şişimi. Bir tane ilmek örüyorum önce. Sonraki ikinci ve üçüncü ilmeği beraber öreceğim ama çeviriyorum yönlerine. Bu şekilde yerine geri taktım. İkisini beraber örüyorum. Burada da eksiltmemi yapmış oldum. İki tane ilmeğimizi şişimizden eksilttik. Şöyle gördüğünüz gibi. 12 sıra sonra yine aynı işlemi yapalım. Bilek kısmına geldiğimizde 4 ilmeğimiz eksilmiş olacak. Yani şişimizde kaç ilmeğimiz kalacak? 49 ilmeğimiz kalacak. Şimdi ilk eksiltmemizi yaptık iki taraflı. 12 sıra sonra tekrar yapalım aynı eksiltmeleri. Sonrasında da bilek kısmına kadar düz olarak örelim. Örgümü kol altında ilmek attığım yerden itibaren 50 sıra ördüm. 2 defa da şöyle eksiltmemi yaptım, 12 sırada bir. Ve şimdi ilmeklerimizi arkadaşlar
Artık bilek kısmına, manşet kısmına geçiyoruz. 3,5 numaralı şişe geçeceğiz ve bir ters bir düz lastik yapacağız. Ama ondan önce bu sırada şişimizi değiştirirken aynı zamanda da ilmeklerimizi eksilteceğiz. Şimdi hep beraber başlayalım. 3,5 numaralı şişimizle başlıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğimi ördüm. İlmeklerimi şöyle düzelteceğim. 7 ve 8'i beraber örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7 ve 8'i beraber örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7 ve 8'i beraber örüyorum. Şimdi döneceğim diğer tarafıma. Buradaki 4 numaralı şişimi geriye alıyorum. 3,5 çıkarttım ve başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7 ve 8'i beraber örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7 ve 8'i beraber öreceğim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7 ve 8'i şöyle beraber örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi ilmeklerimizi bir sayalım. 4 numaralı şişimi kaldırıyorum. İlmeğimizi bir sayalım. Kaç ilmeğimiz var? Arkadan başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Burayı sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 ilmeğim var burada. Burada bir ilmek daha eksilteceğim arkadaşlar. 42 ilmek olmuş. Burada da 21 ilmek kalmasını istiyorum. Şöyle geriye doğru alacağım. Şöyle 1-2 ilmek geriye alacağım. Bir eksiltme daha yapacağım. Şimdi bu önümdeki ilmeği beraber örüyorum. Sonra 2 tane ilmek örüyorum. Sonra tekrar bunu da beraber örüyorum. İki, dört, altı, sekiz, on. Tekrar sayacağım, çok özür dilerim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Burada biraz bir tane fazla yaptık. Bunun hiç önemi yok. Belli olmayacak zaten. Sadece 21 arkada, 21 önde olması gerekiyor. 42 ilmek olursa tam sayı denk geleceği için böyle yaptık. 42 yerine 44 olabilir. Hani sizin şeyinize kalmış o. 42 olarak ben ayarladım. Şimdi lastiğimizi yapıyoruz. Yani bunun bir önemi yok, hiç belli olmayacak. Düzle başlayacağım arkadaşlar. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Bir düz, bir ters lastik çalışması yapacağız aslında. Sonuna kadar gelelim. Bir sırayı beraber örmüş olalım. Düzle bitirdim arkadaşlar. Şimdi tersle başlayacağız. İpimi öne getirip tersle başlıyorum. Biraz yaklaştırıyorum bu tarafa. Tersle bitmesi gerekiyor sıra sonunda.
Son ilmeğimi ters ördüm. İlk ilmeğimizde çünkü bakın düz örmüştük. Tam sayı 42 ilmek. Tam olarak devam ediyor. İlk sırayı örmüş olduk arkadaşlar. 10 sıra daha örelim, yani 11 sıraya tamamlayalım. Sonra iğne ile kapatacağız ilmeklerimizi. Düz olan ilmeğimizi düz öreceğiz. Bundan sonra ters olan ilmeğimizi ters öreceğiz. Yani bir ters bir düz lastiğimizi örelim. 11 sıraya tamamlayalım. İlmekleri iğne ile kapatalım beraber. Lastiğimi 11 sıra boyunca ördüm. Şimdi ilmeklerimizi iğne ile kapatacağız. Ucu küt bir iğneye geçirdim ipimi ve bu mesafenin, yani bu 42 ilmeğin şu mesafenin 3 katı ip yeterli oluyor. Ben biraz fazla kopardım içten, biraz yürütüp ondan sonra hemen koparmamak için. Şimdi beraber başlayacağız. Ekranı biraz yaklaştıracağım net olarak görelim diye. Şöyle yan yana getiriyorum ilmeklerimi, ipim arkada. Şöyle sıkıyorum biraz burayı. Burada boşluk olsun istemiyorum. Şimdi önümdeki düz ilmeği şöyle yönünde çıkartıyorum. Arkada hemen yanında ters ilmeğim var. Onu da yönünde çıkartıyorum. Şişimden çıkarttım bu ikisini. Şimdi ilk çıkarttığım düz ilmeğe tam ortasından giriyorum. Şöyle ilmeği açmadan tam ortasından girdim. Sıradaki şişimdeki düz ilmeği bu şekilde şişimden çıkartacağım. Şimdi arkadaki düz ilmek, aslında önde ters olan ilmeğim, ona giriyorum. Sıradaki şişimdeki ilmeği yönünde çıkartıyorum. Şunu artık çekebiliriz daha rahat yapabilmek için. Şimdi öndeki ilmeğime, düz ilmeğime tam ortadan şöyle giriyorum ilmek açılmadan. Sıradaki ilmeğimi bu şekilde şişimden çıkartıyorum. İlmekler aşağı girebilir. Şöyle biraz asılırsanız bakın yukarıya geliyor zaten. Çok sıkmayın ipinizi. Şimdi arkadaki ilmeğe tam ortasından gireceğim. Arkadaki ilmeğe girdiğimde sıradaki ilmeğim ters oluyor. Onu da bu şekilde şişimden çıkartıyorum. Ve sıkmadan bakın ipimi biraz normal bırakıyorum. Şimdi öndeki ilmeğe girdiğimde de sıradaki ilmeğim düz ilmek oluyor ve bu şekilde çıkartıyorum. Bir arkadaki ilmeğe giriyoruz, bir öndekine. Şimdi arkadaki ilmeğe giriyorum tam ortadan. Sıradaki ilmeğim ters oluyor ve ters ilmeği yönünde çıkartıyorum. Şimdi öndeki ilmeğime giriyorum. İpimi biraz uzun yapmışım. Bir tık koparacağım arkadaşlar. Takılma yapıyor çünkü. Evet. Şimdi sıradaki ilmeğim düz, çıkartıyorum. Şimdi arkadaki ilmeğe girdim. Tam ortadan giriyorum. Sıradaki ilmeğim, şişimdeki ilmeği de yönünde çıkartıyorum. İpimi çok sıkmadan şöyle sıradaki ilmeğim, öndeki ilmeğime girdim. Şişimdeki düz ilmek. Arkadaki ilmeğime giriyorum. Şişimdeki ters ilmeği yönünde çıkartıyorum. İpimi sıkmıyorum çok. Öndeki ilmeğime giriyorum. Şişimdeki ilmeğim, düz ilmeğim yönünde çıkartıyorum. Sırayla gidiyoruz. Bakın şöyle hazır lastik gibi kapanıyor. Çok muntazam bir şekilde. Şimdi sırayla hepsini yapacağız. Öndeki ilmeğime giriyorum.
arkadaki ilmeğime girdim. Çok sıkarsanız bu ipi sıkı olur, rahatsız olur çocuğunuz. O yüzden normal ne sık yapın ne gevşek yapın. Çünkü gevşek yaparsanız da güzel durmayacaktır. Bu şişim de son iki ilmeğim bu arada. Şimdi son ilmeğimi de şöyle yapıp bırakıyorum ve şişimi uç kısma getireceğim. Şöyle hortumdan çekerek getiriyorum. Çeviriyorum aynı zamanda. İlmeklerimi öne getiriyorum. Evet, şimdi bu iki ilmeğimi içinden geçirdim. Ters ilmeğimi şöyle çektim. Sırayla devam ediyorum. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sonuna kadar gelelim. Sonra ipimizi nasıl kaybedeceğiz onu da göstereceğim. Hemen ipleri koparmıyoruz çünkü hiçbir örgüde. Sonra sökülme yaşanabilir yıkandıkça ya da kullanıldıkça. Çevirelim örgümüzü de. Birkaç tane kaldı. Bunları da bitirelim. Son iki ilmeğimiz de. Şimdi son ilmeğe geldim. Şöyle alıyorum şişimi. Burayı beraber devam edeceğiz. Son ilmeğe girdim. Şöyle düzeltiyorum. Düz ilmeğime de giriyorum tam ortadan. Girdim. Şimdi şurada ilmeğimi bulmaya çalışıyorum. Evet, bakın buraya giriyorum. Arkadaki ilmeğime de giriyorum. Burada da buraya gireceğim. Aslında devamı gibi, devam ediyormuşuz gibi düşünürseniz hiç sorun yaşamazsınız. Bakın tamamen bitirdik. Şimdi bu ipi nasıl temizleyeceğim? Şöyle arkaya çevireceğim örgümü önce. Şöyle kıvırdım. Arka tarafına almış olduk. Ve buradaki düz örgülerin tek kanadından girerek örgümüzdeki ipi temizleyeceğiz. Bakın tek kanattan giriyorum düz örgülerin. Sonuna kadar gireceğim. Sonuna kadar girdim ve çekiyorum. Şöyle çektim ve düzeltiyorum. Şöyle bakın hiç belli değil gördüğünüz gibi. Bunu birkaç kere yapacağız arkadaşlar. Şimdi yan tarafa girdim. Şöyle. Şimdi burada da sonuna kadar gidiyorum. Asla hemen koparmıyoruz hiçbir ipi. Girdik. Şöyle bunu da çekiyoruz, şöyle düzeltiyoruz. Şimdi yandaki gözüne giriyorum yine. Bakın hep bir yanına girip oradan devam ediyorum. Birkaç kere bunu tekrar edeceğiz. Hiçbir sorun yaşamayız sonra. Düğüm falan yapmayacağız. Düğüm çünkü çirkin oluyor.
Bunu gidebildiğiniz kadar giderseniz zaten düğümden daha sağlam. Bakın düzeltiyorum, hiçbir şey belli olmuyor zaten. Tekrar yana giriyorum. Hep bir yana giriyoruz. Buradan da yapalım. Tek kanadından bakın yönüne göre devam ediyorum bak. Şöyle düzeltiyoruz. Sık olmayacak asla. Son kez yapacağım. Şimdi bir tarafına girdim. Son kez yapıyorum bu arada. Sonuna kadar gidip ipi koparacağım. Şöyle düzelttim ipimi. Dibinden koparıyorum. Bakın tertemiz bir şekilde ipimizi de sakladık. Kolumuzu da yapmış olduk. Şöyle düzeltelim. Bakın tamamen muntazam bir kol elde ettik. Şu kısmı göstereyim. Hazır lastik gibi şöyle. Bu kolu bitirdik arkadaşlar. Ekranı uzaklaştırayım. Bir bakalım beraber. Şöyle düzeltip bakalım kolumuza. Sadece kolun olduğu kısmı düzeltiyorum bu arada. Gördüğünüz gibi orantılı, son derece güzel bir kol elde etmiş olduk. Bakın şu kısmı özellikle göstereceğim. Tamamen devam ediyor. Hiçbir bozukluk, hiçbir şey yok. Bakın orantısı çok güzel. Üst kısmı gösteriyorum. Burada hortumumuz vardı. Bakın hiç izi yok. Şimdi alt kısmı göstereceğim. Burada eksiltmeleri yaptık. Bakın hiç belli bir şey yok. Şöyle yapayım. Bakın devam ediyor gibi. Şu taraftan yapayım. Çok özür dilerim. Ekranda göremediniz. Bakın devam ediyormuş gibi. Bu beden kısmımız, bu kol kısmımız muntazam bir şekilde, eksiltmelerimiz burada muntazam bir şekilde yapmış olduk ve oldukça orantılı oldu. Güzel bir kalıp çalışmış olduk ve rahat. Her şeyden önce çok rahat. Bakın hiçbir ip yok. Bu kısımlarda sert bir şey yok. Yani dikiş izi yok. Hiçbir şey yok. Güzel bir kol çalışması yaptık. Diğer kolumuzu da yapalım. Sonra kapşonumuzu yapacağız arkadaşlar. Diğer kolumu da yaptım, bitirdim. Şöyle aynı şekilde. Ben işlememizi yaptım bir tarafa, diğer tarafı beraber yapacağız. Arka tarafa da yaptım şöyle. Çevirip arka tarafı da göstermek istiyorum. Arka tarafa da bu şekilde iki taraflı olarak yaptım. Şimdi ön tarafı beraber yapacağız. Şu kısmı beraber yapacağız. Sonrasında da kapşonumuza başlayacağız artık. Şimdi şöyle çevirelim. Ve ipimizi söyleyeyim. İpimizin markası yine Alize Baby Best. Numarasını söyleyeceğim. 281 hardal rengi tığ ile yapacağız. Ben 2,5 numara tığ kullanacağım. Bu işlemeyi yapabilmek için arka tarafını da göstereyim. Bakın arka tarafta da bu şekilde işleme. İplerimi de şöyle kaybettim yürüterek. Şimdi beraber başlayacağız. İpimiz altta duracak arkadaşlar. Örgünün altında olacak. Tığımız yukarıda olacak. Biraz uzun bırakıyorum şu mesafeyi alttan yürütebilmek için. Şimdi iki tane ters örgümüz vardır robayı yaparken. Bu ters örgünün bakın 1, 2, 3 tane şu anda göz var. Bu ters örgüden oluşan. Şimdi ilkine giriyorum. Ve ipimi yukarıya alıyorum önce. Sonra altındaki göze girip ipimi yukarıya alıyorum. Ve ilmeğimin içinden geçireceğim. Şimdi tekrar bir altına giriyorum ve şu ipimi açtım, düzelterek devam edeceğim. Evet, bir altına girdim, ipimi çıkartıyorum, içinden geçiriyorum. Yine bir altındaki göze girdim, ipimi çıkartıp içinden geçiriyorum. Bakın ipim altta, tığım üstte. Giriyorum. İpi yukarıya aldım, içinden geçiriyorum. Bir alttaki göze hiç atlamadan alttaki gözden devam ediyoruz. Şöyle bakın arka tarafta ipim böyle duruyor. Burada
Şöyle biraz uzatayım. Burada şöyle düz örgülerimiz var. Onun içinden gidiyoruz. Aynı hizadan gidiyoruz. Şöyle biraz da yaklaştırayım. Net görün. Bakın arka taraftan bu şekilde. Şimdi önden alıyorum yine. Şöyle. Bakın ipim altta. Çıkartıyorum. Ve böyle ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir alttakine giriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İpim burada. İpimi tutuyorum arkadaşlar. Burada tutmazsanız olmaz. İpimizi tutmamız gerekiyor. Şöyle düzelterek ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi bu şekilde devam edip bitireceğiz. Sonra da şu ipi iğneyle şu ilmeklerin gözünden geçirerek, bakın burada öyle yaptım, temizleyeceğiz. Şimdi bir sıra burada yapıyoruz. Bakın şurada arka tarafı gösteriyorum. Bir sıra burada yapıyoruz. Bir sıra da hemen yanından, şu gözden değil, hemen yanından yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Hemen yanından yapıyorum. Hatta şu düz kısımdan göstereyim. Bakın bu kısmı yapıyoruz. Şimdi biz hemen yanından bir sıra daha geçiyoruz. Bu tarafa yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde iki sıra halinde yapalım. Sonra kapşonumuzu yapacağız. Bakın burayı bitireceğim aşağıya kadar. Sonra hemen girip şu gözden başlayıp burayı yapıyorum. Şu taraftan. Bitirelim, sonra da kapşonumuzu yapacağız beraber. İşlemelerimizi de tamamladık. Şimdi kapşon kısmımızı yapacağız beraber. 4 numaralı şişimizle zincire geçirmiştik ilmeklerimizi ilk etapta. Şimdi tüm ilmeklerimizi bu zincire sökerek şişimize geçireceğiz. Ben ucunu açtım. Şöyle tek tek sökeceğim ve tek tek ilmeklerimi geçireceğim arkadaşlar. Şöyle ilk seferi yaparsak sonrası kolay olacak zaten. Hiçbir ilmeği kaçırmıyoruz. Bakın tutuyorum hemen. Şöyle bir şu beyaz ipimizi bir normale alalım. Sonra sökerek devam edeceğiz. Şu birkaç tane açayım. Evet. Şimdi bakın ilmeklerimiz burada. İlmeklerimi şişeye geçiriyorum. Sökerek alıyorum artık bundan sonra. Tek tek sökerek şişimi alacağım. Tam 67 ilmeğim var bu arada. 67 ilmek zincire çekmiştik. Bakın uçları açık. Olduğu gibi söktüğüm zinciri alıyorum ilmeğime. Zincirimi söküp alıyorum. Tam 67 ilmeğimizi bu şekilde şişimize alalım. Sonra kapşonumuzu örmeye başlayacağız beraber. Bakın tek tek çıkartıyorum ilmekleri. Toptan sökmeyin çünkü araya kaçabilir, alta girebilir. O yüzden tek tek söküp söküp alın. Şimdi önce bir alalım şişimizi. Şişimi aldım. 67 ilmeğimi şöyle uzaklaştırayım. 67 ilmeğimi şişimi aldım. Baştan 8 ilmek saydım, bir ayraç taktım. Bu taraftan da 8 ilmek saydım, bir ayraç taktım. Burada arttırmalar yapacağız örgümüzün ön yüzünde. Şimdi bu başlangıç ipim, onu normal yumağıma bağlayacağım. Beraber yapalım. İki ucu var. Önce sağ elimdeki ucu diğerine düğüm atacağım. Sadece bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu ucu diğerine düğüm atacağım. Normal düğüm atıyorum. İki ucu birbirine, bakın, düğümledim sadece ve asılıyorum şu iplerime. Şunu çıkartayım. Bakın asılıyorum sadece ve birleşti. Sıkı bir düğüm atmış olduk. Hiçbir şekilde artık ayrılmaz burası. Ne kadar zorlasanız da. Şimdi uçlarından kesiyorum. İp bırakmıyorum. Bakın zorluyorum, yine olmuyor.
Şimdi örmeye başlayacağız. Burası örgümüzün arka yüzü. Ters yüzünden başlıyoruz. İpimiz buradaydı. Burada kalmıştık çünkü. Burada ipimiz çünkü. Şimdi ne yapacağım? İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Sonraki ilmekleri ipimi öne getirip ters örgü olarak öreceğim. Burası örgümün arka yüzü olacak çünkü tüm ilmeklerimi ters öreceğim. İlmeklerin yönüne dikkat edelim lütfen. Ters ördüm. Ayracımı aldım. Burada arttırma yapmayacağım. Ön yüze geçince arttırmalara başlayacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım ters örgülerle önce. Ön yüzümüze geçtik. Bu sırada artık arttırmalarımıza başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi düz örüyorum. 8 ilmeğimi düz öreceğim. Sonra ayracıma geldim. Ayracımı alıyorum ve ilk arttırmamı yapacağım. Şu aradaki ipi, iki ilmek arasındaki ipi alıyorum. Şişime önce şu şekilde atıyorum. Bu ilk arttırmamı bu şekilde yapıyorum. Attım ve şöyle örüyorum. Sola doğru açılıyor ilmeğimiz, bakın. Arttırmamızı yaptık. Şimdi devam ediyorum. Sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar öreceğim ve orada da arttırmamızı yapacağız. Son ilmeklerimi örüyorum ve ayracıma geldim. Tam 8 ilmeğim var kenarda. Şimdi arttırmamı yapacağım. Bu sefer sağa doğru açılsın istiyorum. O yüzden aradaki ilmekler arasındaki ipi aldım. Bu sefer bu şekilde atıyorum şişin üstüne. Ön taraftan girip düz olarak ördüm. Aldım ayracımı. Geri kalan 8 ilmeğimi örüyorum. 8 ilmeklerimiz başta ve sonda sabit devam edecek. Artan ilmekler orta kısımda olacak. Yani bu 8 ilmek örgü boyunca, kapşon boyunca 8 olacak. Arttırmaları hemen ayracın yanından diğer taraftan yapıyoruz. Arka tarafında arttırma yok. Örgünün ön tarafta var. Bir ön sırada arttırma yapacağız. Bir ön sırada yapmayacağız. Yani 4 sırada bir yapmış oluyoruz aslında arttırmamızı. Şimdi kapşonumuzu bu şekilde örelim. Arka sıramıza normal ters örgü, ön tarafımız düz örgü. Arttırmaları gösterdiğim şekilde ve 4 sırada bir, yani bir ön sırada yapacağım, bir ön sırada yapmayacağım. Şimdi devam edip örelim. Kapşonumuzu haroşalardan sonra, yani ilmekleri aldığımız, şişe aldığımız yerden sonra 53 sıra ördüm. 13 bu taraftan, 13 bu taraftan arttırma yaptım. Bakın şöyle. Ve şişimde 93 ilmek var. Santimetre olarak da söyleyeceğim. Şöyle yapıyorum, bakın. 16 santimetre şu haroşadan sonra bakıyoruz. 16 santimetre örmüşüm. Şimdi arttırmaları bırakıyoruz. Artık kavisli bir şekil vereceğiz. Eksiltme yapacağız. Onun için ayraçlarımı alıyorum ve tam 39 ilmek sayacağım. 8 vardı. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 39 ilmek saydım. Ayracımı buraya taktım. Şimdi bu taraftan da 39 sayacağım. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 39. Aradaki ilmek sayımıza bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğim var. Şimdi biz sadece bu 15 ilmeği öreceğiz. Her seferinde de iki yandan ilmek alarak, eksiltme yaparak kavisli bir şekil, yani kapşonun şeklini vereceğiz aslında. Şimdi başlayalım. Önce ilk ayraca kadar 39 ilmeğimi öreceğim. Sonra devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. Arttırma yok artık.
Ayraca kadar geldim. Şimdi ayracımı alıyorum. Ortada 15 ilmeğim vardı. 14'ünü öreceğim önce. Dördünü ördük. Şöyle ekranımızı biraz yaklaştıralım net görmemiz için. 14 ilmeğimi ördüm. 1 ilmeğim kaldı. Şimdi eksiltmelere başlayacağım. Önce bu 1 ilmeğimi aldım. Ayracımı elime alıp bu 1 ilmeğini yerine takıyorum. Ve ikisini beraber örüyorum düz örgü olarak. Ayracımı yerine geri takıyorum. Size anlatabilmek için ayraç kullanıyorum. Yoksa burada boşluk olacak ve biz zaten bileceğiz nerede olduğumuzu. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra devam ediyorum. Ayraca bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani yine 14 ilmek öreceğim. Ters örgü olarak örüyorum çünkü arka taraftayım. Şimdi bir ilmeğim kaldı. Şimdi önce ayracımı elime alıyorum. Sonra ipimi öne getirip bu 15. ilmek ve yanından bir ilmek dahil ederek örüyorum. Şimdi döneceğim tekrar. Örgümün ön yüzüne döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve devam ediyorum. 14 ilmek öreceğim önce. İlmeğimi ördüm. Bakın arada artık boşluk oluyor. O yüzden ben ayracı artık çıkartıyorum. Boşluk olduğu için yeri biliyoruz artık. Ne yapacağım? Şimdi önce bu ilmeği çeviriyorum. Yönüne çevirmek için bakacağım. Evet, çevirmem gerekiyor. Bunu ve buradan da bir ilmek dahil edip ördüm. Şimdi yine döneceğim. 14 ilmek örüyorum. Dört ilmeğimi ördüm. Bakın burada da belli. O yüzden burada da ayracımı şöyle çıkartalım. Çıkartıyoruz ve ilmeğimi çeviriyorum arkadaşlar. Yönü de düzgün olması gerekiyor. Bunu ve yanından bir ilmeği beraber örüyorum. Ters olarak örüyorum örgümün arka tarafında. Döndüm. Örgümün ön yüzüne ilmeğimi örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. 14 ilmeğimi tekrar örüyorum. Şimdi bu ilmeğimin de yönünü çevireceğim. Bu 15. ilmek ve buradan da bir ilmek dahil edip ikisini beraber düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde düz öreceğim. Arka yüzünde ters örüyoruz. Eksiltirken. İlmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 14 ilmeğimi örüyorum. Dört ilmeğimi ördüm. Şimdi bu ilmeğimin yönünü çevirdim. İpimi öne aldım. Bunu ve yandan da bir ilmek dahil ederek örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Ve kapşonumuz şeklini alıyor. Bakın böyle gözüküyor ön taraftan. Burası zaten ön kısım olacak arkadaşlar. Yanlardaki ilmekler bitene kadar bu şekilde eksilteceğiz. Zaten yerlerimiz belli. Arka taraftan da bu şekilde oluyor. Eksiltmemizi tamamladıktan sonra şuraya kordonumuzu geçirmek için güzel bir bordör çalışması yapacağız. Şimdi bu ilmeklerimizi yanlardaki ilmekleri bitirelim ve kapşonu tamamlayacağız. Zaten kenar kısmımızı da yapınca. Kapşonumuzun bakın şu şekilde ilmekleri tamamladım. Şöyle görünüyor. Kalan ilmekleri de kestim arkadaşlar. Çünkü ilmek tutup buradan öreceğiz şu kenar kısmını kordon geçirmek için. Şimdi beraber ilmek çekmeye başlayacağız. Örgümüzün ön tarafından çekeceğiz. Şöyle ipin ucunu bulacağım. 4 numaralı şişimizle yine
haroşaların yanından, bakın bitiminden başlıyorum ilmeklerimi çekmeye. Aralardan da alacağım. Ya yani iki ilmek arasından da çekiyorum bakın arada. Şimdi ilmeklerimizi çekelim. Şu kısma kadar çekelim. Kaç sayı yaptıysak diğer kısımda da aynısını yapacağız. Ortada da 15 ilmeğimiz zaten birebir çekeceğiz. Şimdi sona kadar ilmeklerimizi çekelim. Ben size sayıları da paylaşacağım. Dediğim gibi birebir değil, aralardan da çekmemiz gerekiyor. Yoksa gergin olur, güzel olmaz. Tam sayıyı da vereceğim size. Devam edelim, çekelim şimdi. İlmekleri çektim ben. Şu kısma kadar, ortaya kadar 38 ilmek çektim. Ortada 15 ilmeğim var. Bu kısımda da 38 ilmek çektim. Dediğim gibi aralardan da çektim. Şimdi örmeye başlayacağız. Dönüyorum örgümün arka tarafına. Arkadan da böyle gözüküyor. İlk ilmekten itibaren ters örgü olarak öreceğim. Şimdi bu kısmı arkada ters, önde düz olarak bir süre öreceğiz. Sonra ikiye katlayacağız. Arası boş olacak ve oraya da kordonumuzu geçireceğiz. Şimdi arkada ters, önde düz olarak bu toplam 91 ilmek yapıyor. 38, 38, ortada da 15, 38, 91 ilmek yapıyor. Bu 91 ilmeğimi arkada ters, önde düz olarak bir süre öreceğim. Sonra ikiye katlayacağız, birleştireceğiz. Bir kaç ilmek fazla veya eksik olabilir, şey yapmayın, çok önemli değil açıkçası. Siz ilmek çektiğinizde de. Şimdi devam edelim, örelim. 13 sıra boyunca düz örgü olarak ördüm bu kısmı. Şimdi şöyle ikiye katlayacağız ve şu arası boş olacak, buradan da kordonumuzu geçireceğiz ve kapşonu tamamlamış olacağız. Tığdan yardım alacağım. Şimdi ekranı yaklaştırayım net görün diye. Tığıyla yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle çevireceğim. Arka tarafta şurada ilmek attığımız gözler var. Şöyle göstermem lazım. Bakın şöyle. Şurada önce onları göstereyim. Bakın ilmek attığım gözler var. Şöyle tek tek haroşa gibi, ters örgü gibi. Bu gözlerden alacağım ama hizasını bulacağım. İlki önemli. İlkini şuradan yapacağım. Şöyle giriyorum ilkine. Ve şimdi ipimi şuradan geçireceğim. Şöyle yapayım. İpimi geçiriyorum buradan. İlmeğimin de içinden geçiriyorum. Şimdi ikincisini alıyorum. Şu arkadan. Bakın şurada. İlmek attığımız gözler var. Bakın tane tane göreceksiniz zaten. Ve bu ilmeğimin içinden geçirdim. Sonra da diğerinin içinden geçiriyorum. Şimdi bu kalıyor. Buradan bir ilmek aldım. Bu arka taraftan şuraya giriyorum. Bakın şu düz örgünün arkasında tek tek, şöyle tekrar göstereyim, haroşalar var. Oradan giriyorum. İpimi geçirdim içinden. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra buradan geçiyorum elimdeki ilmekten. Tekrar alıyorum. Bu kısma geliyorum arkaya. Görmek için şöyle girdim. İlmeğimin içinden de geçiriyorum ve bu şekilde tekrar giriyorum. Şurada kendini gösteriyor zaten. Şöyle içinden geçiriyorum. Girdim. İçinden geçiriyorum. Şöyle çevireceğim görebilmek için. Şöyle. Al.
aldım tekrar. Sırayla gidiyoruz. Şöyle bir göstereceğim. Bakın birleştirdikten sonra bu şekilde. Şu arası boş. Arka tarafta şöyle düz bir görüntü oluyor. Şu kısımda da şu şekilde. Devam edip birleştireceğiz. Bakın birleştirdiğim yerler şöyle çevirdiğimde yani bak şurada tek tek ilmek çekerken burada birer ters örgü oluştu. Oradan yapıyorum. Bunları görmekte zorlanırsanız şunun bir tekinden de yapabilirsiniz. Birkaç kere batmanız gerekiyor ama buna aynı hizada olmasına dikkat edin. Çünkü şurası kayma yapabilir, kötü bir görüntü olabilir. Onun dışında eğer zorlanıyorsanız şuradaki ilmekleri görmeye, arkadaki bakın tersleri görmeye, şunun bir kanadından, şu ikinci kanadından da birkaç kere batarak yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben bu kısmı bitireceğim. Sonra kordonumuzu yapacağım. Kordonumuzu hardal sarısıyla yapacağız. 3,5 numara şiş kullanacağım ve ucu açık şişlere ihtiyacımız var rahat örebilmek için. Şimdi şişime 4 tane ilmek atacağım. 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi attım. Bildiğiniz şekilde atabilirsiniz. Sonra ne yapacağım bunu? Şu uca getireceğim ve örmeye başlayacağım. Tek taraflı olarak örüyoruz. Düz örgü olarak öreceğim. Dört ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar bu tarafa alıyorum ve şöyle bir asılıyorum arkadaşlar. Her seferinde asılacağım. İlmeği açtım. Şöyle düzelterek alayım. Evet. Şimdi tekrar başa getiriyorum. Ben kalın bir kordon istediğim için 4 ilmek yapıyorum. Daha ince de yapmak isterseniz 3 ilmek veya 2 ilmekten de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın tekrar başa getiriyorum ve şöyle bir asılıyorum, toparlanmış oluyor. Tekrar başa getiriyorum ve her seferinde şöyle bir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar olduğu gibi başa getiriyorum ve şöyle uzatıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Her seferinde şöyle düzeltirseniz daha muntazam oluyor. Ve arka tarafı da bakın birleşiyor gitgide. Şöyle güzel bir yuvarlak oluyor aslında bu. Devam ediyor. Şimdi böyle kordonumuzu da yapalım. Sonra kapşona geçirdiğimizde bitirmiş olacağız hırkamızı. Hırkanın kordonunu bitirdim. Yaklaşık 1 metre 10 santim kadar ördüm. Ama uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Siz zevkinize göre. Ve düğmelerimi ahşap düğmeler tercih ettim. Şöyle ahşap, koyu ahşap rengi. Şimdi santimetre ölçümlerini paylaşacağım sizinle. Önce enimize bakalım. Şöyle tutuyorum. 28,5 santimetre enim var.
Şöyle boyuma bakacağım. Boyum 33 santimetre. Kol boyuna bakalım şöyle. 31 santimetrede kol boyumuz var. Tam 1-1,5 yaş çocuklarınızın kullanabileceği ölçülerde çok güzel bir hırka çalışmasını bitirmiş olduk. Farklı bir kapşon çalıştık bu hırkada. Oldukça sade ve şık bir hırka oldu. Bu hırkayı bir önceki videomdaki pantolona takım olarak örmüştüm. Şöyle pantolonu da yanımıza alalım. Pantolonumuz da bu şekilde. Oldukça güzel bir takım oldular. Şöyle yapayım biraz yukarıya ekrandan da görünsün. Çok tatlı bir takım çalışması yapmış olduk. İkisi beraber oldukça güzel duruyor. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Ayrıca ben iki tane ipi tam kullandım hırkada. Üçüncü ipten çok az kullandım arkadaşlar. Çok az bir ipe ihtiyacınız var üçüncü ipte. Pantolonla ikisine 4 tane ip alırsanız yeterli olacaktır. Böyle güzel bir takım örmek isterseniz 4 tane iple hem pantolon hem de hırkayı örebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.